Şişe camın sonuçları geldi. Bunu da bir emtia grubu şirketi gibi görebiliriz belki ama tabii ki bir sanayi şirketi ve şişe camın baktığımızda net karı beklentinin %35 üzerinde. Oldukça pozitif bir görüntü var. 4 milyar lira kar beklenirken 5,4 milyar liralık bir kar açıkladı. Ana neden burada kur farkı geliri ve iştiraklerden gelen gelirler. Tabii iştiraklerin de kur farkı tarafında gelir yazdığını burada varsayabiliriz. Gelirlerde %228 gibi bir artış var. Bu hem enflasyonun üstünde hem de yani kur artışı vesaire hepsini birleştirdiğimiz zaman oldukça güçlü bir büyüme. Euro bazında da %100'lük bir artış var çünkü. Enerji maliyetlerindeki artışları ürün fiyatlarına yansıtabildiği için şişe cam avantajlı konumda başarılı bir şekilde yönetmiş gözüküyor ikinci çeyreği. Kimyasallar iş kolu Amerika operasyonlarının bu inorganik bir katkı yani satın alınan bir şirketten bir katkı sağladığımızda buna inorganik bir katkı olarak isimlendiririz. %400'e yakın bir büyüme var. Oldukça tabii ki pozitif. Kendi faaliyetlerimizden yarattığınız büyüme ve katkılar da organik bir büyüme tarafıdır. Mimari cam segmenti bu anlamda değerlendirilebilir. Orada da %200'lük yine bir büyüme var. Dolayısıyla da Ereğli ve Kardemir'in işte konjonktürel olarak zorlandığı bir piyasa koşulunda şişe cam biraz daha olumlu tarafta kalabilmiş, güçlü kalabilmiş ve inmesini koruyabilmiş. Bunlar pozitif. Burada şişe cam için de 31,80 hedef fiyatımız var. %34'lük bir potansiyeli işaret ediyor. Şişe cam sonuçlarına baktığımızda yıllık büyümelerin %200'ler civarında seyrettiğini hatta kar büyümesinin %300'e yakın olduğunu görüyoruz. Oldukça güçlü. Tablolar üzerinden bakarsak marjlarda Ereğli ve Kardemir'deki gibi bir daralma yok gördüğünüz gibi. Stabil hatta bir miktar yukarı giden marjlar söz konusu. Bu anlamda da şişe camın da güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Thank you.